Evet, NetMeez'in bu müstesna bölümünde bir, iki tane çok güzel Gebze'den iş var. Bakın, görünce yıkılacaksınız. Ben yıkıldım. Segmentine göre uçmuşlar, uçmuşlar. Ben böyle işler bekliyorum. Bütün reklam sektöründen onu söyleyeyim. Tabii küçük bir sorunu var. O sorunu da hemen analizin sonunda söyleyeceğim. Daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ'un Mercedes reklamına. Mercedes ne oluyor acaba diye bir bakacağız. Son olarak da reklam oyuncularından böyle çok ünlü olanları karşınıza getiriyoruz. Bir oyuncumuz var. Turkcell'de oynadı, Beko'da oynadı, ETS'de oynadı. Daha sonra şimdi de milyoner reklamlarında oynuyor. Adını söylemeyeyim. Onun bir analizini yapacağız küçük ve NetWiz'i kapatacağız. Ver bakalım şu Ca Kebap reklamını. Bayağı prodüksiyon yapmışlar yani. Matrix, Matrix olalı böyle zulüm görmedi yalnız. Evet, gördüğünüz gibi Matrix'in yapıldığı yıllarda yani bu efektleri vay nasıl yapmışlar derken şimdi Gebze Şekerpınar'da küçücük neredeyse kurgu setinden bu efektlerle Matrix Sim Truck işlerin yapılabildiğini görüyoruz. Evet, esprisi de var. İşte biraz da Pekşat ile uğraşsaymış. Pekşat çok kötü onu söyleyeyim. Biraz da Pekşat ile uğraşsaymış 5 yıldız hani verebilirmişiz diyelim. Star Wars da var olur mu canım? Daha sonra tahminen Harry Potter falan filan diye gideceğiz. Evet, devam. Işın kılıcıyla kebap kesiyoruz ya. Çağ kebabı. Bence müthiş fikir. Söyleyeyim mi? Darth Vader yani... Bir de Bursa'da Uludağ'a gitmesi lazım. Daha yani bir karşılaştırsın. Sırf Erzurum işi kebaplarla olmaz bu iş. Galaksinin en lezzetli çağ kebabı Çardak. Vallahi tebrik ediyorum. Yani bu kadar segmentinin üzerinde işler yapılmaz ya. Yalnız şöyle bir sorun var. Yani eğer Star Wars'la Matrix'in yapımcıları ve hak sahipleri bunun farkına varıp bir dava açarlarsa var ya ortada çağ kebap değil. Sittin sana 7 göbek sülalesinden tazminat alırlar haberiniz olsun. Keşke bu tür şeyleri böyle kullanabilmek mümkün olsa çok dikkat edin. Hatta yani söyleyeyim yayından kaldırın bile diyebilirim. Her an kapınızı nak 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 buyurun ben efendim avukatlık bürosundan geliyorum diye çalabilirler. Aman dikkat ediyoruz. Şimdi gelin Kıvanç Tatlıtuğlu Mercedes reklamı gelin. Maviden geçer. Maviden o zaman 1 milyon dolar, o zaman 9 liraydı. Şimdi 1 milyon dolar 15 milyon lira aldığını düşünelim. Kıvanç Tatlıtuğ, Mercedes örtüşmesi, marka, ünlü, fit oluyor mu? Buna bir bakalım ama. Niye Mercedes acaba hiç kullanmadığı şekilde lokal bir reklam yapıyor ve bir Türk ünlü kullanıyor? Bu son derece önemli. Çünkü aslında bunun nedeni Elon Musk ve onun Tesla'sı. Yani elektrikli araçlar üreten bir markadan bahsediyoruz. Şimdi birçok marka, Toyota'sı, Suzuki'si, Mitsubishi'si, Mercedes'i, Audi'si hepsi klasik araba yani normal, geleneksel benzinle çalışan arabalarından vazgeçmeden aynı zamanda da hibrit dedikleri şeyleri ürettiler ama Tesla bir kategori yarattı. Sadece elektrikli araba kategorisi. Bu tabii farklı bir kategori. Şimdi eskinin iyi markaları ve lüks markaları, üst segment markaları burada biraz yaya kaldılar. Çünkü Kodak'ın yaptığı aslında
hatayı yaptılar. Kodak'ta biliyorsunuz ne yardan ne serden vazgeçtiğiniz zaman orada da titeper kalıyorsun. Bu sefer Mercedes sanırım bunun farkına varmış. 5 yıl içerisinde ben artık asla benzinli araç üretmeyeceğim, çevreye zarar vermeyeceğim, iklim değişikliğinden yana tavrımı koyacağım deyip çok büyük oynuyor ve bütün ülkelerde de büyük girerek bu mesajını bir global reklamla değil, içinde yerel ünlünün oynadığı bir reklamla veriyor. Bu açıdan kampanyasının temel stratejisinin doğru olduğunu söyleyelim. Ama acaba geç kaldı mı? Tesla gibi kategoriye ismini veren markaları aşabilecek mi? Ve insanlar bu kategoriyi elektrikli aracın kategorisi görecekler mi? Burada şüphelerimiz var. Bu anlamda baktığımızda Mercedes Kıvanç Tatlıtuğ örtüşmesi kime gidersiniz? 3-5 tane prestijli diyebileceğimiz, kaliteli diyebileceğimiz oyuncu var Mercedes'te örtüşen. Bence onlardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ ve onu biraz daha apartman abisi yaparak, biraz daha Siemens türü evler yaratarak, Siemens'in evleri var ya hani boşun daha üstünde, arçenin üstünde bir evle hayatımıza sokmaya çalışmışlar. Bir bakalım. Okyanuslar son 10 yılın en temiz sularına sahip. There's a sweet song that keeps running around. I can't tell you how good it feels. The sky is so bright. Panda nüfusu 3 katına çıkmış. Gerçekten mi ya, bakayım? This must be a dream that I believe. Let the story begin with you. Evet, yani öyle bir ütopya var ki gördüğünüz gibi son atık, yani ondan başka atık da yok. Yani düşünün, devam. Hayalini kurduğumuz dünyadan elektrik alıyoruz. Mercedes EQ ile dönüşüme hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli otomobillere tamamen geçiyoruz. Mükemmel. Pardon, özür diliyoruz. 5 yıl değilmiş, 10 yılmış. Ben onu tamamlayayım. 10 yıl tabii çok büyük bir süre. 10 yıl sonrasına söz veriyor Mercedes. Ben 10 yıl sonrasına ben yeterli görmüyorum, söyleyeyim. 10 yıl sonrasında Mercedes kalmayabilir eğer böyle bir şey düşünecekse. Ben dünyayı koruyorum. İşte sustainability, sürdürülebilirlik. Bilmiyorum içinizde buna ne kadar önem veriyorsunuz araba alırken. Sadece para tasarrufu mu derdiniz yoksa dünyaya bir takım tasarruflar mı yaptırmak istiyorsunuz? Ama Mercedes tüm global strateji itibariyle bir ütopya önümüze getiriyor ve o ütopya içerisinde düşünün ki oyuncuya bile Mercedes'te değil neyle gidiyor? Bisikletle gidip daha az dünyaya zarar verdiği bir ortam gösteriyor bize. Ben de bu dünya için elimden geleni yapacağım. 10 yıl içerisinde de bütün araçlarımı elektrikli üreteceğim diyor. Bugünden 10 yıl sonraya cevap vermek bize ne kazandırır? Bunu burada, yani şunu söyleseydi mesela, ben bugünden itibaren bütün arabalarımdan vazgeçiyorum. Artık bu fabrikadan sadece elektrikli araba çıkacak kardeşim. Başka bir vaattir. 10 yıl sonraya ben bütün araçlarımı böyle yapacağım. Başka bir vaattir. Şimdi bunun ne kadar inandırıcılığı olur? Ben bu yolda çok çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Bunların hepsi doğrudur ama Mercedes alıcısına ne diyecektir bu? Şimdi düşünün, ben benzinli araba alıyorum. Hala zarar vermeye de, yani 10 yıl boyunca dolayısıyla Mercedes doğaya zarar vermeye benzinli araba üretip devam edecek demektir. Bunu söylüyor yani. Ama çalışıyorum, 10 yıl sonra geçeceğim. Bir daha da kirletmeyeceğim çevreyi. Bana ne? Stratejik olarak düşündüğünüz zaman evet bir şeyler söylüyor, ben çalışıyorum diyor ama eğer gerçekten karşı tarafta, yani tüketici tarafında buna çok önem veren, ben asla ve asla başka tür araba kullanmam, bu çevreye zarar veriyor diyen olsa Mercedes'in bir tane araba satamaması lazım. Demek ki şu anda buradaki tüketici akıl dönüşümü de tam değil. 10 yıl sonra, ben 10 yıl sonradan daha
erken olacağını ve Mercedes'in ve diğer markaların boşa düşeceğini, Tesla ile birlikte başka markaların ve o kategorinin markalarının daha çok iş yapacağını düşünüyorum. Bunu hiç unutmamakta fayda var. Gelelim üçüncü analizimize. Şimdi evet, Kıvanç Tatlıtuğ'la Cem Yılmaz'lar falan derken Okan Çabalar diye bir oyuncu var. İlginçtir. Bu oyuncu Güldür Güldür'de galiba meşhur oldu. Orada izliyorduk. Onu böyle Michael Jackson figürlerini falan orada mı yapıyordu yoksa Çok Güzel Hareketler miydi? Yok, Güldür Güldür. Güldür Güldür, anladım. Oradan galiba çıktı. İyi bir oyuncu, tiyatro mezunu, öyle anlıyorum. Aslında çoğu reklam ünlümüz oyuncu değil biliyor. Ama Okan Çabalar'ın biraz farklı rollerde ve komedi oynadığını reklamda görüyorum işin doğrusu. Ve biraz buna el atalım ve bu tür gizli kalmış reklam ünlülerini de artık ortaya çıkaralım diyoruz. İzin verirsen önce şu Beko reklamını bir izleyelim mesela. Beko'da, vay be, Okan Çabalar külliyatı yapıyoruz, görüyor musun? Şeyde, reklamda. Hadi. Tanıştırayım. Yeni kablosuz Beko şarjlı dik süpürge. 400 watt gücüyle tüm eve yeter. Güçlü ve kıvrak. Ayaklar hiç uzanamayacağınız yerlere bile ulaşır. Sevimli dostlarımızın tüylerini hiçbir yerde kaçırmaz. Beko'dan yüksek performansı ve dik duruşuyla her ihtiyacınıza uygun yepyeni bir süpürge. Evin tek süpürgesi. Evet, gördüğünüz gibi yani böyle çok sulu olmayan bir mizah gerektiriyor. Oyuncunun ve bunun içerisinde olacak. Aynı zamanda da işi sulandırmadan rolünü yapacak ve de distracted markadan da almayacak. Çok fazla onu hatırlamayacağız. Bu oyunculuk o kadar kolay bir oyunculuk değildir. O yüzden mesela burada Okan Çabalar'ın hiçbir zaman için çok fazla süpürgenin önüne geçtiğini ve hareketleriyle de çeldirici olmadığını görüyoruz. Bu bir avantaj. Şimdi gelelim hemen ETS'ye bakalım. Buraları var ya çok değerlenecek. Kimse var mı? Sen var mı? Buraları da. Bak buralar çok değerlenecek. Burası değerlenecek. Böyle komple. Böyle buraları da. Tamam, şu an biraz boş görünüyor olabilir. Sen bir de buraları böyle yazın. Kaynıyor, yıkılıyor buralar ya. O yüzden hemen ETS'ye gel. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Bu sefer ETS. Bu daha çok sinemada yayınlandı bu. Televizyonda çok görmedim işin doğrusu. Az yayınlandı. Ve yine oyunculuk gerektiren, yine mizah içeren ama mizah dozunda olan, görevini yapan, mesajını geçiren reklamlardan bir tanesiydi. Bir reklamı daha olacaktı galiba, değil mi? Erken al, erken öde ETS'den, ona bir görelim. Şimdi bana böyle hayatta çok erken davranıyorsun falan diyorlar ya. Bak şimdi Okan, kışın ortasında bu hal, bu kıyafet nedir diye soranlar. Sıra tatile gelince iyi ki ETS'den erken rezervasyon yaptırmışız diyecekler. Olmadı iptal edersin ya. Siz beni dinleyin, erken rezervasyon yapın, kazanın. Yavrum akşam serinliği çıkmış, bunları yanınıza alın. Giymeyinde bulunsun. Kadıncağızın duruşu ve atması da pek olmadı. Yani daha sert bir erkek imajına böyle bir kılıbık imajı da çok yakışmadı ama neyse. Şimdi konumuz ETS reklamı değil, Okan Çabalar'dı. Bunun üçüncü versiyonu da alalım ki oyunculuğu görüyoruz. Bak bir yaz daha geçti, son kuşlar uçtu gitti. Neredesin? Neredesin? Biraz hasret, biraz gayret. Belki yarın, belki bugün. Bekledim, bekledim, bekledim. İşte ETS'den beklediğim fırsat. Aley be! ETS'nin erken rezervasyon fırsatlarıyla tatilini şimdi alıyorsun, baharda ödüyorsun, paran cebinde kalıyor. Vaz mı geçtin? İptal ediyorsun, paranı da geri alıyorsun. Neredesin? Tatilin seni bekliyor. Gelsene ETS'ye. Evet, bunlar iyi promosyon, iyi satış reklamları ve satış reklamlarını yaparken de markanın da kalitesini yükseltecek, dikkat çekecek oyun gerekiyor. Dikkati de sürdürecek oyun gerekiyor. Bence bunların hepsi iyiydi şimdi ve gelelim bugüne. Okan Çabalar'ın mesela oynatır mısınız yeni filminiz olsa ve nerede oynatırsınız? Hemen bir alalım, nerede oynatmışlar bir bakalım. Ne yaptın abi? Hallettin mi kuponu? Vallahi top bir o kalede, bir bu kalede İbrahim. O yüzden hani bir buçuk üst mü yoksa böyle iki buçuk üst mü girsek bilemedim. Ne oynasak sence? Köfte ekmek o. Köfte. Bir buçuk mu? Bir buçuk.
işaret bu. 1,5 üstü oynayayım o zaman ben. İşte bu kadar ya. Bilal. Buyur İrfan abi. 1,5 görünce köfteler üstü yapıştırmışsın. Ya nasıl kupon? İyi kupon, iyi. Baş tacısın. İtalya kuponu ne zaman gelir Bilal abi? Sen iste, Bonisera kardeşim. Birazdan tribünde. Eyvallah abi. Seviyorum be bu mahalleyi. Oo Bilhan abi, sen kurmuşsun tribün ortamını ya. Kurdum ya. Kolay olmadı ama kurdum be İbrahim. Oğlum, milyonerdeki ortam bu kadar keyifli işte, onu diyorum. Bilhan abi, maç dedim, köfteleri de soğuttu. Aslında bu burada yenmez. Köfteyi bir yerinde Merzifon'da yiyecek. Merzifon'da da bir tane dükkanda. Kapalı çarşının girişinde böyle bir tane çapısında bir esnaf var, orada yiyecek. Onu da öğlen 12'ye kadar. Yedin yemedin bitiyor, kalmıyor zaten adamın şeyleri. Bilhan abi, ne oluyoruz ya? Dünyanın maçı milyonerde, yüzlerce lige, canlı oyna, canlı izle. İşte bu kadar be! Milyonerle işte bu kadar. Canlı oyna, canlı izle, tribünde kuponları da paylaş, heyecana ortak ol. O zaman şunu dinleyin. Güzel şen şakrak, bir dünya hali bu. Şimdiden sevdim önünü sonunu. Güzel... Bence dağılalım ya. Dağılalım. Hadi herkes kafalara, hadi. Evet, şimdi... Neşe, ne kadar birleştirici bir güç, fark ettin mi onu? Fark ettim abi. Geçen müzikalde de aynı şeyi yaşamıştık. Yapıyor abi. Hadi şimdi aşağı mahallelere bak. Burada milyonerin reklamını analiz etmiyoruz bu bölümde. Okan Çabalar'ın oyun reklam oyunculuğunu ve reklama yaptığı katkıyı aslında inceliyoruz. Bence milyonerin de oyunculuğuyla yine var olan yerden bir yere gelmesini sağladığını düşünüyorum açıkçası. Evet, yeşil rengi biraz daha arttırarak ve Okan Çabalar'la birleştirerek daha kurumsal kimliğini netleştirip daha fazla ayrıcılığını arttırabilir milyoner. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Ve bunlar gerçekten reklamın değerini arttıracak ve gerektiği yerde öne çıkıp gerektiği yerde kendisini geride saklayacak. Ama verdiğiniz oyunculuğu reklam kapsamında iyi yapacak oyuncuları kullanmakta sadece gidip ünlü diye oyunculuk bilmeyen, İşte manken diye oyunculuk bilmeyen insanlarla marka değerini, yani söylemeye çalıştım, Türkiye'de iyi oyuncular var, Okan Çabalar gibi. Reklamın değerini oyunculuklarıyla arttırabilirler. Lütfen reklamınızın senaryosuna uygun, doğru dürüst oyuncu bulmaya ve de değerini, o öykünün değerini arttırmaya çalışın. Bazısı mizah olur, bazısı dram olur. Bu konuda da gidip hiçbir oyunculuğu olmayan insanlarla sadece face validity, yüz geçerliliği olan insanlar, yüzsel tanınan insanlarla da bu işi yapmamanızı öneriyorum. İki taraflı da faydamız olur diye düşünüyorum. Ben Okan'ı mesela başka kampanyalarda da oynatırım eğer yeri geldiğinde. Bunu da söyleyip başka bir pencere açalım. Net miyiz de burada bitirelim isterseniz. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz ve bayramdan sonra ilk fırsatta görüşerek yeni bir analizde tam burada olacağız. İzlemeyi böyle yapmışlar, kılmışlarla yine kızıldıysan bunu bir şey yapın. Tamam, izleyin.